خودمون همه سوی گیر نداشتیم. Gerek İstanbul'da, gerek şu an Urfa'da yaptığı güzel organizasyonlarla Şanlıurfa ile İstanbul arasında güzel bir köprü kurdu. Aynı zamanda İstanbul'da yaptığı birçok etkinliğe katıldık. Orada örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi devam ettiren bir oluşumun içerisinde. İnşallah biz de 31 Mart'tan sonra her zaman kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi çok şey konuşabiliriz. Efendim, Şanlıurfa'nın ilçelerini, kırsalını ayağa kaldırdık ve daha önce yapılamayan her şeyi yaptık. Süveli'ye de biz hizmettik. Dreci'ye de biz hizmettik. Ceylan Pınar'a da biz hizmettik. 20 yıl siyaset yapıp da bu memlekette bir çivi çakmayanları bugün görüyorsunuz karşısında çok güzel hizmetlerle onlara cevap veriyoruz. Ben burada Türkiye Belediyesi olarak aynen sizle siz ve şehriniz için durmadan bir anlamadık fark edin. Sirelik çevre yolu, İman çevre yolu, Fırat çevre yolu, Biraşehir çevre yolu, Akçakale çevre yolu, Sirelik sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, merkez sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, Bozova Rezbahanesi, İman Rezbahanesi, Adet Rezbahanesi, Bardak, Şanlıurfa'yı 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti. Ortalese Sanayi Ölkesi'nin su kutluluğu projesi, Akçakale İçme Suyu Çevekesi, Biricik İçme Suyu Çevekesi, Biricik İçme Suyu İhsane Vakfı, Biricik İçme Suyu... 30 yıldır ilk yapılığından bu yana Özdiken Nişanı için efendim bu yıkılamaz, yıkılmaz deniyor. Yapın, şimdi orayı park yapıyoruz. Kızılay 174 tane yapıyı kamulaştırarak masal misali bir bahçe yaptı. Hayırla birlikte İstanbul'da ilçe derneklerine bir yer. Şimdi değerli hazırım. Bizler Halil Yeni ve Kufa İstet Kervan olarak yine yeniden sefer huzurlarımıza çıktı. Ahmet Ahmet Erdoğan Osmanlı'nın için çalışıyor. Bizler şu anda sahada aktif bir şekilde görevlerimiz icra ediyoruz. Her bir Şanlıurfa Dernek Federasyonu olarak değil de ben adına şans alarak bu programı yapmak istedim. Çünkü federasyonda sıkıntı olur. Dernekler tarafsızlığını belirlemek zorunda. Ben de dedim ki bu programda ben saflığı belirlemek zorundayım. İnsanlar, dostlar ve kardeşlerin zor zamanda yanında olması lazım.